Merhaba arkadaşlar, AYT soru çözümlerine başladık. İlk önce sinir sisteminden başlayacağız. Sinir sistemiyle ilgili bayağı bir soru çözmeyi düşünüyorum. Çünkü sistemler konusu biraz daha önemli bir konu. O yüzden birazcık uzun tutacağım soru çözümlerimi. Aşağıdakilerden hangisi insanda omurilik soğanı tarafından kontrol edilemez? Omurilik soğanı neydi bizim için? Hayat düğümü. Neden? Çünkü hayati faaliyetleri kontrol ediyor. Solunum, dolaşım, boşaltım gibi olayları kontrol ediyor arkadaşlar. Bu yüzden de önemlidir. Ayrıca iç reflekslerin de kontrol edildiği yerdir. Nedir bu iç refleksler? İşte hapşırma, öksürme, yutkunma, esneme, çiğneme gibi refleksleri kontrol ediyor. Diyor ki, aşağıdakilerden hangisi insanda omurilik soğanı tarafından kontrol edilemez? Karaciğerde şeker miktarının düzenlenmesi, kan damarlarının büzülmesi, hapşırma, öksürme, çiğneme refleksi, sembollerin algılanması, soluk alıp verilmesi. Arkadaşlar, kan şekeri miktarının düzenlenmesi dolaşım sistemiyle ilgili. Bu yüzden de bu olayı yapar. Kan damarlarının büzülmesi yine dolaşım sistemiyle ilgili yapar. Hapşırma, öksürme, çiğneme refleksi dediğim gibi iç refleksleri kontrol ediyordu. Bunu yapar. Soluk alıp verilmesi yine solunumu kontrol ettiği için bu da olur. Ama sembollerin algılanması kimin görevidir? Ön beynin görevidir arkadaşlar. O yüzden de omurilik soğanı tarafından kontrol edilmiyor. Gelelim diğer sorumuza. Diyor ki, eşik değerini giderek aşan bir uyaranla uyarılan sinir hücresinde meydana gelen olaylar hangi seçenekte yanlış verilmiştir? Şimdi eşik değerini giderek artırıyorlar arkadaşlar. Bunun sonucunda hangisi yanlıştır diye soruyor bize. İmpuls hızı değişmez. Evet, doğrudur. Hız eşik değerin üstünde de olsa eşik değerde de olsa değişmiyor. O yüzden bu doğru. İmpulsun frekansı değişir. Doğrudur arkadaşlar. İmpulsun frekansı değişebilir. Aksiyon potansiyelini artırır. Bakın, aksiyon potansiyeli de aynı impulsun hızı gibi arkadaşlar. Değişmez bu da. O yüzden cevabımız C şıkkı olacak. İmpuls sayısını artırır. Bu da doğrudur. Uyarılabilen nöron sayısını artırır. Bu da doğrudur arkadaşlar. Cevabımız ne olacak? Aksiyon potansiyelini artırır olacak. Geçelim diğer sorumuza. Diyor ki, aşağıdakilerden hangisi bir insanda parasempatik sinirlerin kontrolünde gerçekleşen bir işlevdir? Neydi parasempatik sistemler? Sempatik sistemler vücudu hızlandırıyorken parasempatik sistemler yavaşlatıyor. Sadece bir şey hariç, bir sistem hariç, sempatik sistem sindirim sistemini yavaşlatır. Parasempatik sistem de sindirim sistemini hızlandırır arkadaşlar. Bu yüzden sindirim sisteminde tam tersi bir durum söz konusudur. Diyor ki, bağırsaklardaki peristaltik hareketlerin yavaşlaması. Hayır, bu değil. Ne yapacak? Hızlandıracak. Çünkü sindirim sistemini hızlandırıyordu. Göz bebeğinin genişlemesi. Bu da değil arkadaşlar. Bu sempatik sinirlerin görevidir. Tükürük salgısının artması. Evet, tükürük sindirim sistemiyle ilgili bir şey mi? Evet, doğru. Sindirim sistemi. O zaman tükürük salgısının artması parasempatik sinirle ilgilidir. Kalp atışının hızlanması. Hayır, bu sempatik sinir. İdrar kesesinin genişlemesi, bu da sempatik sinirdir arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı olur. Geçelim diğer sorumuza. Burada bir sinir hücresinin bir kesitini vermiş bize. Bakın, Şivan hücresini göstermiş, Ranvier boğumunu göstermiş, miyelin kalıfı ve aksonu göstermiş. Diyor ki, Şivan hücresiyle ilgili hangisi yanlıştır? Aksonu sararak besler, aksonu korur, akson zarar görecek olursa onarır, depolarizasyon olayı gerçekleşir, miyelin kalıfı oluşturur. Arkadaşlar, Şivan hücresinde aksonu sararak besler doğrudur. Bakın, aksonun etrafını sarmış zaten, bu doğru. Aksonu korur, evet, etrafını sararak koruyor. Akson zarar görecek olursa onarır, onarım işlemini de yapar. Diyor ki, depolarizasyon olayı gerçekleşir. Arkadaşlar, depolarizasyon miyelin kılıfın olduğu yerlerde, Şivan hücresinin olduğu yerlerde olmaz. Depolarizasyon olayı sadece Ranvier boğumlarında olur. Bu yüzden de bu D şıkkı yanlış olacak. Miyelin kılıfı oluşturur. Bu da doğrudur. Şivan hücresinin görevlerinden biri de miyelin kılıf sentezlemektir. Cevabımız D şıkkı olur. Geçelim 5. sorumuza. Diyor ki, kalsiyum eksikliğinde sodyum kanallarının geçirgenliği artar. Hücre uyartıları daha kolay alır,
daha kolay alır hale gelir. Kaslarda meydana gelen tetani, yani kas krampları bu duruma bir örnektir. Tetani, solunum organlarındaki kaslarda meydana gelirse, arkadaşlar ne olacak? Bu sefer solunum organındaki organlarındaki kaslarda olursa daha hızlı uyarı aldığı için kasılıp kalabilir ve ölüme neden olabilir. Bu doğru. Soluk alıp verme hızı artar demiş. Bu da olabilir arkadaşlar. Polarizasyona neden olur. Polarizasyon demek uyarı almak demek. Bu da doğrudur. Cevabımız 1, 2, 3 hepsi olur. Geçelim diğer sayfamıza. Burada 6. soruda diyor ki uyarıların sinapslardan geçişi aşağıda şematik olarak gösterilmiştir. Bakın nörotransmitter maddelerimiz var. Sinaptik keseciklerimiz var. Sinaptik boşluğumuz var. Burada nasıl bir olay var? İlk önce nörotransmitter madde salgılanıyor arkadaşlar. Tabii ki burada uyarıya göre salgılanıyor bu. Sinaptik kesecikler daha sonra egzositoz da geliyor şu sinaptik boşluğa. Burada nörotransmitter maddeyi boşluğa bırakıyor. Ve diğer hücredeki yani şuradaki reseptörler bu uyarıyı algılayarak uyarıyı almış oluyorlar. İşte bu şekilde bir durum söz konusudur. Diyor ki sinaptik bölgede hangileri gerçekleşir demiş. Seçici direnç. Seçici direnç demek sadece ilgili olayı alıp gerisiyle ilgilenmemek arkadaşlar. Bu olay olur. Engelleme. Mesela göze gidecek olayın kulağa gitmesini engelleme de olur. Kolaylaştırma. Kolaylaştırma demek burada ne olacak? Uyarının geçişini kolaylaştırma olur arkadaşlar. Hormon reseptör etkileşimi. Şimdi nörotransmitter maddeler hormonlar olabilir. Mesela noradrenalin hormonu gibi. O yüzden hormon reseptör etkileşimi de burada olur. Cevabımız ne olacak? Hepsi Edirne şıkkı olur. Geçelim diğer sorumuza. Diyor ki sıcak sobaya dokunan İsmail'in elini hızla çekmesiyle sonuçlanan duyu olayında yapılarının görev sırası. Arkadaşlar zaten yapıların görev sırası aynı. Elini hızla çekmiş çekmemiş. Eğer ki burada omurilikle ilgili bir şık verseydi o zaman durum değişirdi. Hani karıştırabilirdik ama yapıların görev sırası şöyledir. Reseptör, duyu nöron, ara nöron, motor nöron. O zaman ne olacak? 2, 1, 4 ve 3 olacak arkadaşlar. 2, 1, 4 ve 3 yani B şıkkı olacak. Evet geçelim diğer sorumuza. 8. soru. Nöronun yapısını göstermiş. Nöronun yapısını biliyoruz artık değil mi? Hücre gövdesi var. Hücre gövdesinden çıkan ince uzantılara dendrit diyoruz. Ortada çekirdek ve mitokondri var. Uzun olan yeri akson diyoruz. En sonunda da akson uçları var. Diyor ki bu yapılarla ilgili hangisi yanlıştır? Akson impulsu diğer nöronlara ya da tepki organlarına iletir. Doğrudur arkadaşlar. Hücre gövdesinden aldığı dendritten aldığı uyarıyı iletiyor. Bu doğrudur. Sinaptik uçtaki dallanmaların çok olması nöronun etki alanını genişletir. Evet şuradaki dallanmalar bakın şu dallanmalar ne olacak? Daha geniş alana yayılmasını sağlayabilir. Doğru. İmpulsun iletimi akson uçlarından dendrite doğrudur. Hayır bakın. Dendritten aksona doğrudur. Yanlış olan bu. Dendritten aksona doğrudur. Unutmayın. Bir sinir hücresinde. Eğer ki sinir hücresi değil de bakın şuradaki gibi sinaptik boşlukta derse veya işte sinaptik bölgede derse o zaman aksondan dendrite bakın şurası aksondur. Şu kısım akson. Şu kısımda dendrittir. Dendrit. Yani sinaptik boşluk dediği zaman doğrudur aksondan dendrite doğru. Ama bir sinir hücresi için söylerse arkadaşlar o zaman dendritten aksona doğrudur. Bunu karıştırmayın. Yanlışlık C şıkkı olacak. Diğerlerini de okuyalım. Dendritler çok sayıda olabilir fakat akson sayısı tektir. Evet bir tane akson var dikkat ettiyseniz doğrudur. Nöronun hücre gövdesinde sentrozom yoktur. Sentrozom olmadığı için zaten bölünemiyor arkadaşlar bizim sinir hücrelerimiz. O yüzden bu da doğru. Cevabımız C şıkkı olacak. Geçelim 9. sorumuza. Nöronlarla ilgili diyor. Hangileri doğrudur? Uyartıları alır, değerlendirir ve uygun cevabın verilmesini sağlar. Bu doğru. Nöronlar iletişim kimyasal ve elektriksel sinyallerle sağlanır. Evet, sodyum, potasyum artı eksi değişimler doğru. Duyuların algılanması
el-göz koordinasyonunun sağlanması kimyasal ve elektriksel iletişimle gerçekleşir. Yani nöronlarla gerçekleşir demek istiyor. Bu da doğrudur arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı olacak. Geçelim diğer sayfamıza. Üçüncü testimize geçtik. Diyor ki, orta beyindeki farklı duyuların düzenlendiği merkezler canlının homeostasini koruması sağlamasında görevler üstlenir. Orta beyni zarar gören bir insanda olaylarından hangilerinde bir aksama görülmesi beklenir? Arkadaşlar, orta beynin görevleri neler? Orta beyin kas tonusunu sağlar. İkincisi, görme ve işitme reflekslerini sağlıyor. Bir de duyma ile ilgili olan bazı reseptörler burada sonlanıyor arkadaşlar. Yani duymaya yardımcı oluyor diyebiliriz. Şimdi bakalım, karanlıkta görme. Şimdi görme ve işitme refleksini sağlıyorsa, o zaman orta beyin zarar görürse karanlıkta görmede aksama olur. O zaman bunu alacağız. Vücut duruşu, kas tonusunu sağladığı için vücut duruşunu etkiler arkadaşlar. Kas tonusu neydi? Kasların bir miktar kasılı kalması. O yüzden bu da olur. Karar verme. Bakın, karar verme organı olayı nerede gerçekleşecek? Ön beyinde. O yüzden bunun orta beyin herhangi bir ilgisi yok. Cevabımız 1 ve 2, yani C şıkkı olacak. Geçelim diğer sorumuza. Omuriliğe zarar gören bir memelide. Şimdi omurilik ne yapıyor? Omurilik bizim reflekslerimizi yönetiyor arkadaşlar. Ayrıca dış ortamdan gelen uyarıların beyne giderken çapraz yaptığı yerdir. Bunlarla ilgili bir şey alacağız biz. Diyor ki, koku duyusunun algılanmaması. Bunun omurilikte çapraz yapamadığı için, koku duyusu direkt beyne gidiyor. Bununla herhangi bir ilgisi yok arkadaşlar. Bu gider. Felç. Evet, omurilik felce sebep olabilir. Refleks kaybının gerçekleşmesi. Bu da olur arkadaşlar. Alışkanlık hareketlerinin düzensizleşmesi. Alışkanlık hareketleri ne yapılıyor? İlk önce beyinde öğreniliyor. Daha sonra omuriliğe refleks olarak gönderiliyor. O yüzden bu da düzensizleşebilir. Cevabımız 2, 3 ve 4 olur. Yani E şıkkı olur. Geçelim 3. soruya. Olgun bir sinir hücresinde aşağıda verilenlerden hangisi gerçekleşmez? Olgun bir sinir hücresi. Arkadaşlar, bir sinir hücresi bölünemez. Bölünemediği için replikasyon olayını gerçekleştiremez. O yüzden bakıyorum, replikasyonla ilgili bir şey arayacağım. Yani bölünme ile ilgili bir şey arayacağız. Transkripsiyon. Transkripsiyon nedir? Protein sentezi. Protein sentezi sinir hücresinde olur. O yüzden bu olur. Translasyon, bu da protein sentezi ile ilgili, bu da olur. Dehidrasyon demek, işte büyük bir madde sentezlemek demektir. Bu da olur arkadaşlar. Hidroliz mesela proteini parçalama. Bu da olur. İğ ipliği oluşumu, bakın. İğ ipliği bölünme sırasında oluşur. Olgun sinir hücresi bölünemediği için iğ ipliği oluşumu gerçekleşemez. Cevabımız E şıkkı olacak. Geçelim 4. sorumuza. Diyor ki, aşağıdaki grafikte dinlenme durumundaki bir nörona eşik değerde verilen uyarana karşı oluşturulan aksiyon potansiyeli gösterilmiştir. Bakın, eşik değerde sürekli uyarı veriliyor ve aksiyon potansiyeli bu şekilde. Şimdi bizim burada 1, 2 ve 3 numaralı yerleri numaralandırmamız, yani aslında isimlendirmemiz gerekiyor. Bakalım, biraz daha yakınlaştırayım. Arkadaşlar, buradaki sıfır olan durum polarizasyon durumudur. Henüz dinlenme halinde. 1 numaralı durum depolarizasyon. 3 numara, burada direkt birden 3 atlamış. 3 numara arkadaşlar aksiyon potansiyeli durumudur. Yani uyarının tavan yaptığı yerdir. 4 numaralı durum repolarizasyon. Yani artık dinlenme haline geçmek üzere. 5 numarada hiperpolarizasyondur. Şimdi bakalım. Diyor ki, sıfır dinlenme potansiyeli. Evet, doğru. Sıfır numarada ne yapıyor? Dinleniyor. Bir, depolarizasyon aşaması. Evet, doğrudur dedik. 3 numarada diyor, potasyum kanalları açık, sodyum kanalları kapalı. 3 numara polarizasyonun olduğu aşamadır arkadaşlar. Yani depolarizasyon olduğu aşama. Depolarizasyonda potasyum kanalları, yani sonuna doğru açılacak, sodyum kanalları kapanacak. Doğrudur. 4 numara polarizasyon aşaması demiş. 4 numara polarizasyon değil, repolarizasyon aşamasıdır. O yüzden cevabımız Denizli olacak. 5 numara diyor, potasyum kapıları kapanır. Evet, artık hiperpolarizasyon dediğimiz durum gerçekleşiyor.
potasyum kanalları kapanıyor ve bir denge gerçekleşiyor. O yüzden cevabımız ne olacak? D şıkkı olacak. Geçelim 5. sorumuza. Örümceksi zar ile ince zarı bağ doku lifleri ile birbirine bağlanır. Yanlış okudum, özür dilerim. Örümceksi zar, sert zar ile ince zarı bağ doku lifleri ile birbirine bağlar. Örümceksi zar ile ince zar arasında beyin omurilik sıvısı bulunur. Bu sıvı ile ilgili hangileri doğrudur demiş. Merkezi sinir sisteminin iyon dengesini kontrol eder. Doğrudur arkadaşlar, iyon dengesinde görevlidir. Beyni basınca ve travmaya karşı korur. Evet, doğrudur, beyni koruyor. Nöronlar ile kan arasında madde alışverişini düzenler. Evet, madde alışverişini sağlıyor. Örümceksi zardaki kılcal damarlar tarafından oluşturulur. Hayır arkadaşlar, bakın burada zaten demiş bağ doku lifleriyle oluşur demiş. Bağ doku lifleriyle oluşuyor. O zaman dördüncüsü yanlış olacak. Cevabımız ne olur? 1, 2, 3 yani C şıkkı olacak. Geçelim şöyle diğer sayfamıza. 6. sorumuz. Diyor ki aşağıdaki grafikte uyarı şiddetine bağlı olarak aksiyon potansiyelinde meydana gelen değişim gösterilmiştir. Bakın uyarı eşik şiddetinin üstünde de olsa aksiyon potansiyeli değişmiyor, sabit. Eğer ki eşik değerin altındaysa zaten yanıt hiçbir şekilde verilmiyor arkadaşlar. Grafikteki olaylarla ilgili diyor ki bir sinir telinde eşik değerin altında uyarılara cevap oluşturulmaz. Evet, doğrudur. Cevap oluşturulmuyor zaten burada gördüğümüz gibi. Uyarı şiddeti arttıkça impuls iletim hızı artar. Yanlış. İmpuls iletim hızı her zaman sabittir. Sinir hücresi eşik değer ve üzerindeki uyarılara aynı şiddette tepki oluşturur. Arkadaşlar, tepkinin şiddeti değişebilir. Mesela elinize ufak bir iğne battığında daha az tepki verirsiniz ama hani daha böyle hızlı bir şekilde iğne battığında daha bir farklı tepki veririz. Daha çok tepki veririz. Tepki şiddeti artabilir ama sadece bizim aksiyon potansiyeli yani iletim hızı olsun, işte iletim şekli olsun, bunlar değişmiyor. Yanlış olanı sorduğu için hangisi yanlış? 2 ve 3 yanlış olacak. Geçelim 7. sorumuza. Bir bireyin yüzüne önce hafif sonra kuvvetli bir tokat atıldığında, bakın az önce söylediğimi söylüyor, uç beyne iletilen impuls sayısı artacak. İmpuls sayısı neden artacak? Çünkü hafif vurduğunuzda daha az sinir hücresini etki ederseniz ama hızlı vurduğunuzda daha çok sinir hücresini etki ederseniz, o yüzden bu artar. Uyarılan nöron sayısı artar arkadaşlar. Efektör organda meydana gelen tepki şiddeti de ne olur? Artar. Cevabımız 1, 2 ve 3 olur. Geçelim 8. sorumuza. Burada beyin yapısı vermiş. Bakın. Beynin bölümünü adlandırmış. Talamus, hipotalamus ve epitalamus olarak. Diyor ki bu sayfada sürekli gidiyor. Adlandırılan kısımlarla ilgili hangileri doğrudur? Uç beynin bölümleridir. Evet arkadaşlar, biz uç beyni ikiye ayırıyoruz. Uç beyni üçe ayırıyoruz. Talamus, hipotalamus ve epitalamus. Bu doğrudur. Talamus, duyu organlarından gelen uyarıların tümünün toplandığı ve uç beyinle ilgili merkeze iletildiği kısım. Bakın, duyu organlarından gelen uyarılar toplanıyor ama tümü değil. Koku hariç demesi gerekiyor burada. O yüzden bu yanlış. Uyurken beyin kabuğu ve talamus aktif değildir. Doğrudur arkadaşlar. Beyin kabuğu, talamus aktif değil ama hipotalamus ve epitalamus aktiftir. Hipotalamusta meydana gelen bir hasar hipofiz bezinden hormon salgılanmasında aksamaya neden olur. Hipotalamus hipofizi kontrol ettiği için doğrudur arkadaşlar. Cevabımız 1, 3, 4 yani Denizli şıkkı olur. Geçelim diğer sorumuza. Vücut ısısı düşen bir insanda vücut sıcaklığının ayarlanmasıyla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir? Ne olacak? Bakın hipotalamus bunu ayarlayacak. Bununla ilgili bir şeyler olacak. Bakalım. Diyor ki iskelet kasları kasılır. Deride yüzeye yakın kan damarları daralır. Hipotalamustaki ısı merkezi uyarılır. Ter bezlerinden terleme ile ısı kaybolur. Titreme ile ısı artar. Şimdi zaten vücut ısısı düşüyor. Vücut ısısı düşen bir insan neden ısı kaybetsin, değil mi? O yüzden Denizli şıkkı ne olacak? Yanlış olacak. Vücut ısısı düşerse terleme olmaz. Aksine ne olur? Titreme olur ki ısı artsın.
diye. Hani kışın böyle çok soğukta yaptığımız gibi cevabımız Denizli şıkkı olur arkadaşlar. Geçelim ya da burada kalalım arkadaşlar. 19 dakika olmuş. Sonraki videoda yine sinir sisteminin soru çözümüne devam edelim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.